karşınızdayım. Bu seferki video yeni bir seriye başlıyorum, öyle bir planlıyorum. Ve planımın ilk başlangıcı olarak buradan, yani Attila Insurance Agency ben başlayacağız. Hemen arkamda görüyorsunuz, üstünde bir reklam almadım. Progressive yazıyor. Progressive duyuyorsan reklam da alabiliriz. Bir sigorta nasıl yapılır diye bir genel bir video serisine başlıyoruz ama bunun dışında buradaki Türklerin iş sahaları ne yapıyorlar, nasıl işler içerisindeler, onları göstereceğim. Ve bugünkü videomuz bunların başlangıcı olacak. Süleyman abi, yani buradaki sigortaları vesairenin alakalı sorularımızı cevaplandıracak olan kişiyle görüşeceğiz ve onunla alakalı bilgiler alacağız. Ne yapıyor, ne ediyor, buradaki bu işe nasıl başlamış, bizlere fikirleri ne olur deyip devam ettireceğiz. Bu videoların dediğim gibi bir seri halinde olacak. Sizlerin kafasında da olan soruları bu videonun altına alacağım. Bir dahaki serilerde bunu devam ettireceğiz. Neyse, hemen içeriye girelim, başlayalım bakalım nasıl bir yermiş, Türkler buralarda neler yapıyormuş, hadi görelim. Kışın da bu çömine falan çalışıyor yani. Çalışıyor. Aynı zamanda hani kışın geldikleri zaman böyle ısınsınlar, hani sıcak bir ortam olsun diye bir şey var. Eşyaların şeyini çoğunu Türkiye'den getirttirdik. Türkiye'den çoğu. Evet, Türkiye'den. Yani yine bize katkı. Evet. Öyle mi? Yine bize katkı. İşte burada yine çalışanlarımız için masalarımız var. Burada toplantı odamız var. Toplantı odası. Evet. Toplam kaç kişi çalışıyor burada abi? Şu anda toplamda 5 kişi çalışıyor. Ben varım. Ortağım Attila Bey var. Full time olarak Ebru Hanım çalışıyor. İşte özellikle vergi sezonunda da 2 tane çalışanımız var. O zamanlarda çok yoğun olduğu için. Daha yoğun oluyor. İşte Ayşe Hanım var. Bir de yeni Amerikalı bir çalışanımız Michelle Hanım aldık. Yani büyümeye çalışıyoruz. İşte, hı hı. Burada Türklere hizmet etmeye çalışıyoruz. Burası benim odam. Biraz daha bayağı oldukça geniş. Burada diplomalar mı abi? Evet, ben biraz sonra belki anlatırız. Hı hı. Size de zaten bu seferki videomuzun asıl amacı öncelik sizsiniz. Evet. Bugünkü videoda öncelikle sizi tanıtacağız. Sonrasında da bu videoyla beraber diğer arkadaşlardan da soruları alarak daha fazla videolarla alakalı ilerlemeye gideceğiz inşallah. Burası Attila Bey. Burası da Attila abimizin ofisi. Buraya uzaktan şöyle bir girelim. İnşallah Attila abimize de bir video yapacağız. Çünkü onda da vergileri öğrenelim. Burası da mutfak kısmı. Dediğim gibi burada hem soğuk hem sıcak çayımız da hazır isterseniz. Semaverde sallama değil demleme. Sallama değil demleme. İyi, Amerika'da evet, bunları da görmek güzel. Için, çay isteyenler için sürekli öyle bir imkan sağlıyoruz. Biz içeri geçelim abi. Evet Süleyman abi, geldik ofise, senin ofisindeyiz. Tekrar şimdi ufaktan burayı gösterdik. Evet. Öncelikle hayırlı olsun. Ben açıkçası çok beğendim. Daha önce gelmiştim. Çok sağ ol. Fırsat bulamadık. Uzun zamandır yapacağız derken evet. Ancak bugün nasipmiş. Bugün geldik. Evet. Şimdi abi dedim ki bunu bir seri yapacağız. Birkaç evet. Video olacak seninle beraber. Çünkü yaptığın iş var. Şimdi kalkıp hepsini bir videoya sığdırmak istesek çok şey çöpe gider. Önce bir senden başlayacağız abi. Tabii. Sen bize kendini bir tanıtayım. Ondan sonra da burada ne yapıyoruz? Kısaca onun üzerinden geçelim. Benim ismim Süleyman. Burada Attila Insurance'un ortağıyım. Amerika'ya aşağı yukarı bir 17-18 sene oldu geleli. Türkiye'de aslında yaptığım işle alakasız bir bölüm okudum. Veterinerlik okudum ben. Türkiye İslam Üniversitesi'nde. Buraya da zaten staj için gelmiştim. Burada devam etmek istedim. Tabii fırsatlar, o zaman şartları işte Amerika'ya bir şekilde bizi yönlendirdi. Buraya geldikten sonra da okula devam etmek istedim. Ama Türkiye'deki sistemle burası uyuşmadığı için yani burada 8 sene okumanız gerekiyor. Öncelikle 4 sene bir üniversite okumanız lazım. Fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimler. Üstüne de sadece veterinerlik üzerine bir bölüm okumanız lazım. Tabii bizdeki sistem öyle olmadığı için ben burada tekrar bir biyoloji okumak için okula başladım. Biyoloji okudum. İşte ondan sonra okuduktan sonra da işte bir şekilde tamamlayalım dedik. Ama çok zor. Tabii şartlar o zaman el vermedi. Maalesef veteriner fakültesine devam edemedim şartlar dolayısıyla. Sonra sigorta sektörüne girdim. 2010 itibariyle aşağı yukarı bir 8-9 sene oldu bu işe girelim. Bu işe girdikten sonra da madem dedim hani profesyonel olarak bu işi yapacağız, madem öyle, o yüzden bunu okulunu okuyalım dedim. Burada tekrar üniversiteye başladım, 3. üniversite. State Üniversitesi'nde Business Administration okudum. Onu bitirdim.
İşte en son birkaç ay önce de MBA yaptım marketing üzerine. O şekilde hem sigorta sektöründe çalıştım hem de işletme üzerine bilgimi ve becerimi arttırmak için de bu şeyin okulunu okumaya çalıştım. Yani 8 senedir bu işin içerisiniz. Aşağı yukarı 8 sene oldu. Az önce veterinerlik ilgili okuduğunu söyledim. Burada evet. Bana çok soru geliyordu veterinerler evet. Türkiye'de yapsak. Burada aslında iş olanağı çok fazla. İş olanağı fazla. Fazla ama okula devam etmek zorundasın. Yani onun cevabı evet. O mu yani? Yani şöyle. Tüm veterinerlik sorularıyla alakalı gelecek olan çok şey biliyorum yani. Evet. Soracaklar. Onları, niye yapmadı? Ne oldu? Onu da belki başka bir videoda hı-hı. Eğer soru gelirse hani, ben geleceğini kesinlikle eminim de. Amerika'ya hani gelmek isteyenler özellikle hı-hı. Bu tür konularda gelmek isteyenler ne yapabilir? Ne tür zorluklarla karşılaşabilir ya da ne yaparsa daha zaman açısından fayda olur diye bir video yapabiliriz. Hı-hı. Şimdi burada veterinerlik sorunuz hani niye hı-hı. Yapmadığınız üzerine ise ya da iş imkanları. Aslında iş imkanı çok fazla ama okul ve şey açısından giriş çok zor. Amerika'da son tabii ben birkaç senedir de takip etmiyorum ama 27 tane veteriner fakültesi var. Yani baktığınız zaman belki Amerika'da 10 binin üzerinde üniversite var. Sadece 27 ve bunlarda giriş çok zor. Hı. Yani dediğim gibi öncelikle 4 yıl bir temel bilimler okuyorsunuz. İşte fizik, kimya, biyoloji. Ondan sonra devam ediyorsunuz. Ya da sadece veterinerlik için 36 aylık işte 3 yıllık belki sadece veterinerliğin temel derslerini, pre-requirement dedikleri işte veterinerliğe giriş öncesi dersleri alabilmeniz için böyle bölümler de okuyabiliyorsunuz. İşte eğer oradan üniversiteye devam ederseniz veteriner hekim oluyorsunuz. Edemezseniz işte veteriner teknisyen ya da işte daha alt bilimlerinde çalışabiliyorsunuz. Dediğim gibi iki aşamalı bir şey. İlkini bitirdikten sonra giriş de çok zor. Hem dediğim gibi okul başarısı açısından hem de çeşitli sınavlar açısından bu şeyi yapmanız gerekiyor, tamamlamanız gerekiyor ve competition dediğimiz işte çok fazla talep de var. O yüzden gerçekten yani şöyle söyleyeyim, bir okula aşağı yukarı bir 10 bin kişi başvuruyor, 80 ya da 100 kişi alıyorlar ve bunları da hani o başvuruya qualification'lar hani tamamlayanlar başvuruyor. Yani onlar tamamladıktan sonra 10 bin kişi başvuruyor, her önüne gelen 10 bin kişi değil. Yani onun içerisinden de dediğim gibi elene elene mülakatlar vesaireler uzun bir proses. Bir de bunun maddi durumu da var. Tabii maddi olarak da çok... Özellikle Türkiye'den gelenler için daha bir alan. Yani hem okuyup hem çalışmak çok zor. Hı-hı. Hem dersler açısından hani veteriner fakültesi öğrencileri bilir eğitim zaten ağır. Onun haricinde maddi olarak okul da pahalı. Dediğim gibi biraz Amerika'dan hı-hı. Hani Türkiye'den gelenler için en azından üniversiteden buraya direkt gelenler için zor. Belki dediğim gibi idealistse işte önce 4 yıllık bir okul okuyup ondan sonra da hani yapılamayacak bir şey değil ama yani diğer insanlara göre 1-0 geriden başlıyorsunuz. Çünkü Amerika'da burada o iş için özellikle liseden başlayarak insanlar kendini kanalize ediyor, işte kendini ayarlıyor. Ona göre işte birçok tecrübesini vesairesini kazanıyor. Sizin hani yapılamaz değil. Ama çok zor. Hani diğer bölümlerde hani şöyle söyleyeyim, tıp fakültesine girmek daha kolay. O kadar zaten. O kadar söyleyeyim yani. Yani peki bu sigorta işine nereden girdik? Ya sigorta işine ben aslında bu South Jersey'de aşağı yukarı bir 8 sene kaldım. Daha sonra bu arada burası onu da söylemedim evet. Delran. Delran. Delran evet, New Jersey'deyiz biz. New Jersey, Philadelphia'ya yakın. Burada 8 sene kaldım. Sonra iş bir şekilde şeyle Pennsylvania'ya taşındım. Orada bir tanıdığımız sigorta şeyinde çalışıyordu. Onun vesilesiyle girdim. Ben aslında ilk başladığımda Transamerica firmasına işte sağlık sigortası işte emeklilik tarzı o şey diye girdim. Orada çalıştıktan sonra işte Atilla böyle bir işe girmeye karar verdik. İşte 2017 Ocak ayında aşağı yukarı 2,5 senede bu Atilla Insurance Agency'yi aktif hale getirip bu şekilde başladık. Yani buradaki bilenler bilir, daha önce biz küçük bir ofisimiz vardı Efes Market'in içerisinde. Ama sağ olsun müşterilerimizin şeyiyle, teveccühüyle çok hızlı bir şekilde büyüdük. Orası yetmeyince de böyle bir ofise taşınmaya karar verdik. Şimdi de burada hizmet ediyoruz aşağı yukarı. Genel olarak her şey şu anda tıkırında gidiyor yani. Yani çok şükür ben, şikayetimiz yok. İkinci kez girişim ama ben açıkçası çok beğendim. Bu özellikle son zamanlarda birkaç Türk, uzun yolu bıraktıktan sonra birkaç Türk'ün çalıştıkları yerlere gittim kendilerine evet. Ait.
Allah gurur verici. Yani özellikle ben içeriye girerken... Ya biz de işte öyle çok aslında güzel. Biz çok dizaynı Atilla Bey'le ikimiz yaptık. Yani şöyle bir düşüncemiz vardı. Hani biz sonuçta bu işi yapıyoruz. Yani genelde hani insurance ofislerine, sigorta ofislerine girerseniz hani bir iki tane masa çok şey gerektirmeyen, hani içerisinde masa dar bir gerektirmeyen alan. Dar bir alan olur. Biz öyle bir şey istemedik. Yani biz hani dedik ki buradaki müşterilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Hani geldiğinde hem profesyonel bir ortamla karşılasınlar hem de kendilerini işte bir Türkiye'deki bir evdeki gibi bir aile ortamında sıcaklıkla. Bu arada evli misin? Evliyim aşağı yukarı. Çocuğum yok. 2010'da evlendim aşağı yukarı. 9 yıl olacak yakında. Allah Temmuz ayında. Eşim Sena'yla öyle yaşıyoruz. Biz burada işte ofisi yaparken şunu düşündük. Özellikle hani birazdan bahsedeceğim. Atilla abi yıllardır, 13-14 yıldır vergi işini yapıyor. Hani insanlar geliyor burada şey yapıyor. Hani girişte güzel bir bekleme salonu yapalım dedik. İnsanlar orada hani beklerken taksi sezonunda işte şey organik meyve servisimiz falan da var işte orada dediğim gibi. İyi ben bunu yazdım geçen geldiğimde yoktu. Bak tam taksi sezonunda geldim. Ben geçen geldiğimde yoktu. Olmamış olabilir. İyi ben yani bunu işte yazıyorum. Orada, bir dahaki double alacağım. İnşallah. Yani orada işte insanlar geldiğinde otursun, rahatlasın. İşte ne bileyim çay kahve servisimiz oluyor dediğim gibi taze. Çayımız her zaman hazırdır. İşte kahve içenlere kahve, soğuk sıcak şeyimiz var. Hatta dikkat ettiyseniz masaj koltuğu da aldık. Gelenler rahatlasın. Onu yeni aldınız galiba. Evet, yeni aldık. Evet, birkaç hafta oldu onu da alalı. Aynı zamanda ama fazla şey buraya insanlar kamp kurmaya başlamış. Yani şöyle biz aslında Atilla Bey'le de konuşurken şunu dedik. Ya insanlar sırf iş için değil. Yani buraya bir çay kahve içmeye de uğrasın. Bir çünkü fikir, bu sigortacı bilgi almaya da zaten biliyorsunuz biz hani sigortanın dışında bildiğimiz konular insanlar bazı şeyleri danışıyor, paylaşıyor. Tecrübemiz varsa ya da bildiğimiz bir şeyler varsa alanımızın dışında da yardımcı olmaya peki başlıyoruz. Genel olarak şu anda buraya girdiği zaman bir adam ne gibi hizmetler alacak? Yani sadece sigorta mı? Yok aslında burada Atilla Servis adı altında sigorta bir tane ana başlığımız. Onun haricinde diğer servis hizmetlerimiz vardır. Sigortanın dışında Atilla Tax servisimiz var. Yani vergi işleri. Vergi işleri, şahsi ve iş yeri vergileri var. İşte Atilla Bey aşağı yukarı 13-14 yıldır bu işi yapıyor. Onun haricinde yine ufak çaplı payroll dediğimiz işte vergi, maaş bordroları işini de yapıyoruz bazı müşterilerimizin. Yani vergi daha sonra girebiliriz ama en altlığıyla bu şekilde. Onun haricinde immigration işleri yapıyoruz. Bunlar da nedir? İşte green card başvuruları. İşte vatandaşlık burada çünkü insanlarımızın zamanında geldikleri ve çalıştıkları için çok fazla okuma ve İngilizce öğrenme fırsatları olmamış. O yüzden İngilizce problemleri var. Hani belki basit görünebiliyor ama hani özellikle bu immigration işlerinde hata yapmak istemiyorlar. Çok da önemli şeyler bunlar. Evet, biz de mümkün olduğunca dediğim gibi bir avukat değiliz ama formu da biliyorsunuz Amerika'da kendiniz de doldurabilirsiniz. Biz de mümkün olduğunca insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte Green Card istek, Türkiye'de ailesi eşi varsa onları istiyoruz. İşte vize başvurularında yardımcı olabiliyoruz. Ondan sonra davetiye mektupları yazıyoruz. Onun haricinde eğer ihtiyaç varsa işte çeviri özellikle yaşlılar için vatandaşlık sınavlarında ya da şeylerin Green Card'dan interview'lerinde falan çevirmen olarak yardımcı olabiliyoruz. Onun haricinde burada Delaware ve Pennsylvania'da yani yasal olmayan arkadaşlar biz ehliyet alma imkanları var. İşte onların da dediğim gibi İngilizce sorunu var. Ne yapılıyor? Onlara yardımcı oluyoruz. Gerekirse gidip onlara işte çevirmenlik yapıyoruz. O tür hizmetler sunuyoruz. Onun haricinde ben de Atilla Bey'de ikimiz de noteriz. Noterle çeviri, İngilizce çevirileri yapıyoruz. Yani bu tür şeylerde dediğim gibi insanların mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte bunun haricinde hani birebir alanımız olmamakla birlikte daha sonraki belki videolarda paylaşabiliriz. DOT, Department of Transportation'dan. Yani kamyon evet, işi diyelim. Evet. Truck ve kamyonlar için işte DOT numarası almasına, işte onların sigortalarına vesaire.
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü komplike bir şey. Bunların şey aslında bizim niyetimiz, bunlar mesela örnek veriyorum hani kamyonlarla alakalı, evet, işte bunun sigortaları nelerdir, kaça ayrılır, fiyatları nelerdir, bununla bir video yapmayı planlıyoruz. Onun dışında sağlıkla alakalı bir evet, sağlık sigortasıyla alakalı bir video yapmayı planlıyoruz. Evet. Yani bunlarla alakalı yine izleyicilerden soruları açacağız değil mi? Çünkü yani, bundan sonraki videolarda onlardan gelen sorularla yönlendireceğiz videoları. Yani videonun altına eğer hani tabii bilen biliyordur sistemi ama Amerika'da sigorta sektörü ve sigorta sistemi biraz karışık. Hani belki bilenler de çok detaylı bilmiyor olabilir ya da Türkiye'den yeni gelenler için. Eğer sormak istedikleri soru, işte yapmamızı istedikleri videolar vesaire varsa bir yorum yazabilirler. O konuda dediğim gibi en azından bize öncelik sırasından yönlendirirlerse öncelik sırasını o videolara ayırabiliriz. Daha sonraki videolarımızda ben işte personal line dediğimiz kişisel sigortalar, işte commercial line'lar işte nedir ne değildir. Hatta burada genelde ben bunu da koydum hani bilgisayarımda bağlı. Genelde ben yaparken de insanlara anlatıyorum ki hani bu şey açısından hem biraz eğitmek hem de dediğim gibi insanlar bu konuda uzman değil, bilmek zorunda değil ama en azından bir aldıklarında neyi kapsıyor, neyi kapsamıyor, neyden yararlanabiliyorlar, ihtiyaçları var mı yok mu? Ki bunda mesela bak ben kendimden bir örnek vereyim. Ben şimdi kamyon işine başladığım zaman sigorta lazım diye biliyordum. Evet. İşte sigorta lazım ama bu sigorta hani benim kafamda bir tane bir paket program gibi. Evet. Sigortayı nedir, alıyorsun da. Kaç tane fakat işte 3-4 tane ayrı sigorta. Evet. Ve her birisinin farklı bir kapsadığı bir yer varmış. Evet. Ve hala tam anlamıyla neyi ne kadar kapsıyor. Mesela ben bu işi yapan bir insan olarak bile bilmiyorum. Parayı veriyorum ihtiyacım olduğu için. Evet, ama insanlar... neye ihtiyacım var açıkçası yani ne kapsıyonu bilmeden şirketimi hareket ediyorum. Yani bu konuda benim de bilgim olacak. Dediğiniz doğru. Yani dediğim gibi biraz komplike. Yani Amerika'da sigorta sektörü yani her şey için sigorta var diyebilirim. Hı-hı. Hani biraz kanunlardan kaynaklanan şeyler. O yüzden bu işe girenler bilmediği için genelde işte sigortacısına gidiyor. Ben bu işe gireceğim diyor. Tabii maalesef her zaman da gittiği sigortacıda ihtiyacı olan şeyler oluyor ya da ihtiyacını karşılamayacak şeyler. Hı. Belki iletişim probleminden kaynaklanıyor. Herkes Türklerle çalışmıyor. Şimdi biz burada baktığın zaman bu civarda belki 2 ya da 3 tane sigorta işiyle uğraşan Türk vardır. Geri kalan hani bütün Türklere hizmet edemiyoruz evet, yani. O yüzden ya da Türklerle çalışmayan uzak olan insanlarda belki dil sorunundan, belki hani konuyu çok bilmediğinden, iletişim probleminden istediği sigortayı ya da uygun sigortayı bulamayabiliyor. Evet. En azından bu tür şeylerde ne ihtiyacı olduğunu görürse sigorta aldığında bazı şeyler dikkat edebilir. Hem maddi olarak daha ucuz alabilir hem de belki aynı paraya daha ihtiyacı olan, birebir ihtiyacı olmadığı şeyler değil de ihtiyacı olan şeyleri poliçenin içine katabilir. Böylece çünkü zaman zaman bize de geliyor işte sigorta satarken belki ev sigortası, belki araba. Yani bunun sigortanın kapsadığını bilmiyordum. İşte benim başıma şöyle bir şey geldi. Keşke bilseydim vesaire diyor. Dediğim gibi hani uzman değilsiniz. Amerika'da birçok sigorta çeşidi var ama dediğim gibi mümkün olduğunca eğitmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca bilgilendirip bilinçlendirmeye çalışıyoruz ki hani bizimle çalışsın çalışmasın belli bir aşamadan sonra da bilgi sahibi olsun istiyoruz. Hı. Yani en azından böyle bir düşüncemiz var. Yani şu ana kadar peki açtığınız açılı bir işlerde gelişme var mı? Çünkü yer biraz daha büyüdü, ona göre masraflar da büyüdü. Evet, şimdi şöyle, bizim avantajımız şu oldu. Atilla Bey zaten bu civarda herkes tabii ben yaklaşık bir hemen hemen 10 seneye yakındır Atilla abi sağ olsun yani, benim dergileri o yapar. O da sağ olsun hani siz de tanıyorsunuz, belki tanımayanlar da vardır. Her insanlara birçok konuda yardımcı olur. Hı. Yani bu konuda hiçbir ücret de talep etmez. O yüzden biz bu işi zaten biraz başlamadan önce biraz düşündük. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Çünkü sigorta agently yani böyle geneldeki şekilde insanlar başlıyor. Bir, belli bir para birikiminiz oluyor. İşte başlıyorsunuz çünkü yavaş ve istikrarlı büyüyen yani bir sektör ama hemen para kazandıran bir sektör değil. Sıfırdan agency kuruyorsanız. O yüzden en az birkaç yıllık bir birikiminiz olması lazım ki kendi kendini destekleyebilsin. Hı-hı. Ya da hali hazırda bir tane işleyen agency'yi satın alıyorsunuz. Bunlar da dediğim gibi agency'nin büyüklüğüne göre 300 bin, 500 bin dolar civarı gibi bir maliyet oluyor. O kadar paranız agency yoksa da... Agency dediğinizin Türkçesi? Ya agency Türkçesi işte sigorta ofisi diyelim. Yani herhangi bir firmanın yani ofisi, kurulmuş daha önce hali hazırda müşterisi olan, işte getirisi olan bir şeyi alıyorsunuz. Tabii onu aldığınız zaman da ödediğiniz
ekstra para çünkü hazır aldığınız tabii, için. Tabii yani hazır daha... aldığınız için ödüyorsunuz. Hani işletemeyebiliyorsunuz ya da eğer sigorta tamamen hizmet Hı-hı. sektörü dediğim gibi müşteri memnun edemiyorsanız çok fazla alternatifiniz var. O yüzden biz burayı başladık. İşte masraf ettik. Dediğiniz gibi biraz bayağı bir masraf yani. Ettik. Ondan sonra. Ama insanlardan talep çok fazla Hı-hı. oldu. Özellikle kış aylarında vergi zamanı gelen insanlar aynı zamanda işte ev sigortası, araba sigortası bir fiyat alalım, Hı-hı. şey yapalım diye. Tek bir firmayla evet progresif olarak ana firmamız ama progresifin şöyle bir özelliği var. Diğer firmalardan satmanıza izin veriyor. Birçok Captain Insurance Carrier dediğimiz yani ana sigorta firmaları mesela bir Farmers Agency'siyseniz Farmers'tan başka sigorta satamazsınız Hı-hı. her konuda. Ne bileyim bir State Farm'sanız diğer şeylerseniz progresif o konuda biraz daha opsiyonlu. Yani progresifin yanı sıra diğer sigorta şeyleri satabiliyorsunuz. Şu anda halihazırda anlaşmalı aşağı yukarı bir 20-25'e yakın sigorta carrier'ımız var. Bunun da sebebi şu, bir personal line'da yani bu ev araba sigortası gibi olan sigortalarda en az 3-4 yerden fiyat alıyoruz ki en uygun fiyat hangisi veriyorsa çünkü her insanın şeyi farklı, bilgileri işte bulunduğu yer işte şey o yüzden her firma herkese aynı fiyatı vermiyor. Hı-hı. O yüzden en azından insanlara birkaç alternatif sunuyoruz. Kendisi gidip dolaşmaktansa biz hemen geldiği zaman belki 2 ya da 3 yerden aynı anda fiyat alabiliyorum. Yine homeowner insurance dediğimiz ev sahibi sigortalarında da yine çok uygun firmalarımız var. Onun haricinde asıl maliyetli olan şeyler iş sigortaları. İşte sizinki gibi işte kamyon ya da işte uzun yol truck Hı-hı. dediğimiz işte tır sigortaları. İşte onunla da bir 2-3 tane firmayla var. Her sigorta, her mesleğe sigortalamıyor. O yüzden bizde Türklerde maalesef tek bir iş yok. Yani Tabii. burada boyacılık dediğimiz işte inşaat sektöründen çalışanlar var, restoran işi yapanlar var, işte tır işi yapanlar var. Sektör genişledikçe mutlaka birkaç alternatifiniz olması lazım ki hani uygun fiyat bulasınız. Hı-hı. O yüzden biz de işte zamanla biz de kendimiz de deneyerek işte yeni firmalar katarak kendimizi de sürekli genişletiyoruz. Bazen bir bakıyoruz ki işte birisinin çok uygun sigortası oluyor. O bizde yok. O firmayla irtibata geçip işte o firmayı da kendi bünyemize katıyoruz. Mümkün olduğunca biz hani hemen satalım, para kazanalım değil de insanlara biz kendimiz nasıl sigorta alırken fiyat araştırması yapıyoruz. En ucuza en iyi sigortayı nasıl alabiliyoruz? O düşünceyle hareket ediyorum. Bundaki de sebep şu. Yani para odaklı çalışmıyoruz. Bir yani eğer biz insanlara yardımcı olursak ve onların para save yapmalarına, işte para tasarruf yapmalarına yardımcı olursak sigortada referral dediğimiz tavsiye çok önemli. Hı-hı. Yani ben size burada uygun bir sigorta bulursam, belki ödediğinizin yarısında şey yapabilirsem, fiyatta bir aynı sigortayı bulabilirsem, siz belki bir arkadaşınıza, belki başka bir tanıdığınıza tavsiye edersiniz. Tavsiye üzerine de ben yine oradan müşteri kazanmış olurum. Dolayısıyla zaten para odaklı çalışan insanlar hani çok uzun süre sektörde, her sektörde olduğu gibi şey yapmıyor. Biz daha çok insanlar dediğim gibi bir de buradaki müşterilerimizin çoğu tanıdığımız arkadaşlarımız. Zaten yani, şimdi aslında en güzel tarafı da galiba o. Yani reklamı televizyona vermek de güzel bir şey ama bir de çalıştığın insanın seni reklam etmesi evet. ondan çok çok ya, daha başka. Şimdi burada biliyorsunuz çok fazla yokuz. Yani birisi bir işi açınca herkes duyuyor. Yani reklama ihtiyacınız yok. Tabii. Yani o yüzden şimdi bizim burada sigorta yapmadığımızı çok az, yani bu civar için konuşuyorum. Çok az insan biliyordur. Yani genelde duyuyor vesaire. Ama dediğim gibi reklam yapmak önemli değil. İnsanlara uygun bir şey verdiğiniz Hı-hı. zaman müşterinizin sizi tavsiye etmesi. İşte Hı-hı. bu nedir? Verdiğiniz hizmet kalitesiyle, işte verdiğiniz fiyat kalitesiyle. Bunlarla bir insanlara yardımcı olduğunuz zaman ister istemez diğer insanlar da yardımcı olsun ya da bizi yönlendiriyorlar. Biz de dediğim gibi bu şekilde daha çok müşteriye hitap etmiş oluyoruz. Biz de dolayısıyla büyüyoruz yani. Abi dediğim gibi şu anda çok şükür yani 2 senede yani bu agency sıfırdan biz yaptık. Yani hiçbir şeyden almadık. İlk başta zorlandığımız oldu. Hani biliyorsunuz Efes Market içinde küçük bir yerde başladık. Yani çok şükür böyle müşterilerimizin sayesinde böyle bir yere geçtik. Ama hani buraya ama geçtik diye fiyat iyi gidiyor. Fiyatlarımızı arttırmadık. Yani sigorta zaten bizim fiyat ayarladığımız bir şey değil. Hani bazen öyle bize takılıp şey yapıyorlar. Yani buraya geçtiniz artık fazla para alırsınız diye.
Yani sadece daha kaliteli hizmet vermek için daha profesyonel Allah olarak böyle yani, bir insanlar. Yok, sizler zaten kaliteli insanlarsınız. O ayrı bir durum ama bir de yerin güzelliği evet. ekstra olmuş. İyi, o zaman bir dahaki videolarda yapmak istediğimiz videolardan az önce bahsettik işte sigortalardan, belki vergilerden ya da vatandaşlıkla yapılan evraklarla, ehliyetlerle alakalı videolar yapacağız. Peki sizlerin beklediği ya da insanların size en çok hangi tarzda sorular yönelttiği? Şu anda burada birçok kişi zaten size sorular soruyordur. Evet, soruyor. Yani şimdi özellikle yani bunu kategorilendirsek olacak olursak işte hani sigorta sektöründe hani kişisel sigortalardan işte araba sigortası, ev sigortası ya da motosiklet ya da botlar varsa insanların hani o tür şeylerde sorduğu sorular oluyor. Çünkü hani belki yıllardır araba sigortası alıyorsunuz ama bazı terimleri bilemeyebiliyorsunuz. İşte ne bileyim full cover nedir, liability nedir, işte bunların hani bazen hani soruyorum sigortan nedir, işte coverage'lar nedir, insanlar bilmiyor. Ya gittim aldım. Hani o yüzden belki bir sonraki videoda bunları tek tek üzerinden geçebiliriz. O konuda sorular geliyor. İşte hani araba full cover olursa neyi kapsıyor, liability olursa neyi kapsıyor, işte tek taraflı, çift taraflı dediğimiz Türkçesi ya da kasko ya da tam Türkçe şeyini tam bilemiyorum ama kasko sigorta herhalde tek taraflı oluyor. O yüzden kasko yok, kasko galiba full mu? Full oluyor diye biliyorum. Kasko full, diğeri devlet sigortası. Devlet galiba. Sigortası tek. Onda da galiba karşı tarafı karşılıyor kendini. Yani evet. Bu var. Ev sigortalarında özellikle first time home buyer dediğimiz ilk defa evi alan insanlar tabii sigorta ne oluyor, nasıl alınıyor, neyi kapsıyor bilmediği için o konuda soru soranlar oluyor. İşte onun haricinde yine personal line'larda hayat sigortasıyla alakalı özellikle hani belki Türkler bu civar için söyleyeyim 20-30 senedir burada hani hep Türkiye'ye biliyorsunuz gurbette yaşayanlar hep Türkiye'ye döneceğim şey var ama maalesef çok az oluyor çünkü burada yerleşiyorsunuz, çocuğunuz burada oluyor, torunlarınız burada oluyor, onlar evleniyor, her şeyi buraya odaklı yapıyorlar. Siz şimdi herkesi bırakıp gidemezsiniz. Tabii insanlar yaşlandıkça bu tür ölümlerde olduğu için bazen de zamansız dediğimiz insanlar genç yaşta ölüyor. Çoluğu çocuğu işte bir takım maddi olarak birikimi olmadığı zaman da zor duruma düşüyor. O yüzden son zamanlarda işte hayat sigortası hakkında soru soranlar oluyor. Buradaki mesela emeklilik sistemi... Onda da benim sistemi, de çok mesela kafamda olan şeylerden evet, buradaki sorayım. Emeklilik sistemi nedir? Devletten olan emeklilik, özel emeklilik nedir? Bu konuda soru soranlar oluyor. Mesela bu yani. Söylediğiniz sadece bu emeklilikle alakalı sadece bir sık bir video yapabiliriz. Tabii yani dediğim gibi sadece sektör çok geniş. Yani hani bizim tamamen Türkiye'den farklı bir sistem. Hani insanlar Türkiye'de sigorta işinde uğraşmış olsa bile burayı anlaması çok zor. Farklı sistem üzerine gidiyor. Hani bunlar üzerinde soru soruluyor. İşte commercial line'larda işte workers comp dediğimiz işçi güvenliği sigortası, işte burada çok fazla inşaat sektörüyle uğraşan işte boyadır, construction'dır vesaire uğraşanlar işte yani belki yıllardır workers comp insurance alıyor ama neyi kapsıyor, niye alıyor, işte bazı şeyleri bilmiyor. O yüzden ben mümkün olduğunca bir şeyi satmadan önce anlatıyorum. Bu nedir, ne değildir. Ondan sonra ihtiyacın nedir diye soruyorum. Çünkü sizin bildiğiniz şeyle benim anlattığım şey aynı olmazsa o zaman iletişim problemi çıkıyor. Onun haricinde yine iş yeri açanlar için işte business owners policy dediğimiz hem iş yerindeki işte malzemeleri ya da business property dediğimiz iş yeri şeylerini kapsayıp hem de general liability dediğimiz herhangi bir işte müşterilerin maddi ya da manevi zararından dolayı dava açılma durumunda olan şeylerde işte business açacağım ne sigortası almam gerekiyor. Yine commercial line'larda kamyon, işte damperli kamyon dediğimiz ya da truck dediğimiz işte uzun yol tır tarzı şeylerde bu işe gireceğim, ne gerekiyor, nasıl yapabilirim diye bu tür soru soranlar oluyor. Dediğim gibi bunlar hepsi yani, ayrı şey yapabiliriz. Hani çok yani geniş de anlatabiliriz. Hani sorular varsa spesifik olarak. Biz aslında şöyle herhalde önce bir nedir ne değildir onu anlatır. Evet. Ardından da insanlardan gelen tabii, soruları yani sorulara göre cevaplar. De cevaplayabiliriz. Çünkü kafada çok bana da mesela çok fazla soru geliyor. Özellikle mesela sigortayla alakalı, tırların sigortayla alakalı ve normal vergilerle alakalı, emeklilikle alakalı. Bunlar mesela bana çok sorular geliyor ama şimdi şöyle bir şey var. Sonuçta bir şeyler anlatabilmek için yetkin olman gerekiyor. Evet. Benim de o kadar yetkinliğim yok bu konuda en azından. Tabii daha yani, böyle bilgili bizi bilenler bilir. Yani mümkün olduğunca hani biz biraz da şöyle hani bu civarda
tanıyanlar hani müşterilerimiz de bilir. Birçok konuda belki bizimle alakalı olmayan bir konuda bile gelip soruyorlar. Hı hı. Yani biliyorsak bildiğimiz kadar tecrübemizi anlatıyorsak, bilmiyorsak da işte o konuda hani araştırıyoruz. Güzel. Yani Atilla Bey da Türkiye'deki emeklilik, hani burada çalışıyorsunuz, Türkiye'de çalışmışsınız, yaşınız gelmiş, buradaki çalıştıklarınızı nasıl saydırabilirsiniz? Ya da burada yaşınız geldiği zaman buradaki çalıştığınız günleri, işte şeyleri Türkiye'deki emekliye nasıl entegre ederseniz Atilla Bey o konuda yardımcı oluyor. Dediğim gibi mümkün olduğunca birçok konuda yapıyoruz. Yapamıyorsak ya da bildiğimiz varsa başkalarına yönlendirebiliyoruz. Hani çevremiz geniş olduğu için birçok alanda çalışan insanları da tanıyoruz. Eğer bir konuda biz uzman değilsek ya da başka birisinin bilgi sahibi, mesela hani ben trak konusunda belki genel bilgi sahibi ama işte nedir, karlı mıdır, şey midir bilemiyorum. Ben ne yapıyorum? Birisi bu işe girecekse ya da fikir alıyorsa, hani ben Türkiye'den geldim bu işe gireceğim, karlı mı zararlı mı? Mesela diyorum ki Fatih Bey bu konuda işte yapıyor yıllardır. İsterseniz bir de ona danışın. Size artısını eksisini yardımcı olsun deyip bu şekilde. Yani bu konuda her türlü sadece videolar değil ama normal zamanda da insanlar arayıp da bunlar da hakkında tabii bir, her zaman gelebilir. Geliyor, soruyor da dedim ki biz burayı hani yaparken böyle sadece insanlar iş olduğu için gelen değil. Hani öyle yani zaman zaman olsun, çayımızı kahvemizi içip ama bu çok iyi bir şey değil. Bak onu yeni gördüm, orada adamlar yatabilir. Neyse abi, o zaman bu videoyu burada yavaş yavaş keselim. Tamam. Yeni videoları bekleyelim. Yeni videolarda da bir sıralama senden beraber zaten yapacağız. Evet. Yani dediğim gibi bu videonun altına yorum ya da soru yazarlarsa bundan sonraki videolar en azından önceliğimiz öyle olur. Ondan sonra da insanların sorularına mümkün olduğunca bildiğimiz kadarıyla, bilmediğimiz şeyler varsa da, yanlış bildiğimiz şeyler de olabilir. Fark etmez. Yani, onlarda da bilenler varsa altta bizim mutlaka düzeltebilir. Ama dediğim gibi hani uzun yıllardır bu işi yapıyorum. İnsanlar da hani sadece bu işi yapmak değil, tecrübe de çok önemli. Yani mümkün olduğunca da birçok konuda insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz yani. O yüzden teşekkür ediyorum tekrar böyle bir fırsat verip yardımcı olduğunuz için insanlara. Dediğim gibi en azından bazı konularda akıllarındaki soru işaretlerini giderdiysek ne mutlu bize yani. Abi ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yine yeni videolar yapacağız. Yeni videolarda da arkadaşlarla beraber, yeni sorularla beraber seni rahatsız edeceğiz. Tamam, her zaman çayımızı içmeye geliriz. Ben teşekkür ederim abicim. Arkadaşlar bu videoyu burada kesiyoruz. Yaklaşık yarım saat oldu. Umarım videolarda en azından hem Süleyman abiyi biraz tanımışsınızdır, hem buradaki bu tarz neler yapılıyor, onlarla alakalı kafanızda bazı bilgiler oluşmuştur. Yine de soru işaretleriniz olacaktır. O soru işaretleri de dediğimiz gibi yeni videolar, bu konuları ayrı ayrı yapacağız ve onlarla alakalı sorularınızı o videolarla beraber cevaplandırmaya çalışacağız. Umarım ilginizi çekmiştir. Hepinize teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.